İklim değişikliği, çağımıza damga vuran küresel bir mücadele konusu. Bilim insanları tarafından hazırlanan raporlar, hali hazırda sıcaklıkların 1.1 derece arttığına dikkat çekiyor ve bu şekilde devam edersek, gezegenin 20 yıl içinde 1.5 derecelik kritik eşiğe ulaşacağını belirtiyor. Bilimsel veriler, ayrıca mevcut emisyonların dünyayı yaklaşık 2.3 ila 2.7 derecelik sıcaklık artışı rotasına soktuğunu gösteriyor. Küresel sıcaklık artışını sınırlamak için mevcut emisyonların 5'te 1'ini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu da 2.5 milyar aracın trafikten çıkarılması anlamına geliyor. Bilim insanları, iklim değişikliğinin en kötü etkilerini yaşamak istemiyorsak, küresel sıcaklık artışının 1.5 derecenin üzerine çıkmaması gerektiğine dikkat çekiyorlar. Okyanus ve denizler, iklim değişikliğiyle mücadelemizde de bizim en önemli müttefikimiz. Ancak bugün denizler ve okyanuslar kırılma noktasında. Okyanuslar, gezegenimizdeki atık ısının yaklaşık %93'ünü emiyor. Karbon emisyonlarının %25'inden fazlasını emerek, atmosferdeki gaz seviyesini koruyan okyanus ve denizlerimiz hızla ısınıyor ve kirleniyor. Her 30 dakikada bir futbol sahası genişliğinde deniz çayırı alanı yok oluyor. Okyanus ve denizlerin asitliği artıyor, bu nedenle mercanlar giderek beyazlaşıyor ve deniz ekosistemi yavaş yavaş yok oluyor. Denizlerdeki plastikler, akıntı ve rüzgarların etkisiyle bir araya gelerek Pasifik Okyanusu'nda Türkiye'nin 5 katı büyüklüğünde ve 7 milyon ton ağırlığındaki 7. kıtayı oluşturuyor. Bu tehditleri gören Birleşmiş Milletler üyeleri bir araya gelerek okyanus ve denizler için çalışma başlattılar. Çalışmalar hem okyanuslar ve denizlerin hem de insanlığın kurtuluşu için sürdürülebilir kalkınma amaçlarındaki 17 maddenin de hayata geçirilmesinin önemini ortaya çıkardı. Temiz su ve sanitasyon, iklim eylemi ve sudaki yaşam maddeleri iklim değişikliğiyle mücadelede öne çıkıyor. İhtiyaç duyduğumuz oksijenin %50 ila 70'ini üreten okyanus ve denizleri korumak için yenilenebilir açık deniz enerjisi geliştirebilir, karbonu tutan deniz çayırları, mangrovlar gibi kıyı ekosistemlerini koruyarak bu doğal sermaye kaynaklarını arttırabilir ve okyanusları, düşük karbonlu ve yüksek protein kaynağı olan deniz ürünleri, deniz çayırları ve yosunların üretimi için kullanabiliriz. İklim değişikliğini kontrol altına alabilmek için mavi karbon bölgeleri olan kıyı ekosistemlerini korumalıyız. Bu sayede kıyılarda yaşayan toplumları fırtınalardan koruyabilir, sürdürülebilir gıda güvenliğini sağlayabilir, hava kalitesini iyileştirebilir ve istihdamı arttırabiliriz. Doğru politik yaklaşım ve yatırımlarla iklim değişikliğini engelleyerek hem sürdürülebilir hem de okyanusa hassas davranan yeni bir mavi ekonomi inşa etmek bizlerin elinde. Aldığımız iki nefesten birini sağlayan okyanuslar ve denizler ne yok olmayacak kadar büyük ne de onarılamayacak kadar. Ama biliyoruz ki göz ardı edilemeyecek kadar önemli ve geleceğimiz ona bağlı. Deniz varsa hayat var.